71. bölüm, bir kareköklü sayı sorusu, 2012 yılından. Kareköklü sayı sorularına başlarken şöyle bir pozitif ön yargıyla başlayabiliriz. Kareköklü sayılar da sorular belli sayılar üzerinden türetilir. Mesela bir karekök 12. Burada var mı? Mesela olmayan söyleyeyim. Karekök 54 mesela. Karekök 18. O da varmış. Genelde bunları kullanıyorlar zaten. Veya karekök 32. Nedir? Çünkü bu 4 kök 2'ye eşittir. İçinde bir 16 vardır. İçinde hep bir şeyin kareleri vardır bunların yani. Burada mesela 3 çıktı. 3 kök 6 oldu. 2 kök 3 oldu. Bunlar vardır. Tamam. ÖSYM bunu biliyor. Yani siz öğrencinin çalışırken belli şeylere alıştığını biliyor. Ve biliyor ki öğrenci şunu yapıyor. İşte 2 kök 2 artı 3 kök 2 eşittir 5 kök 2. Veya 2 kök 3 artı 3 kök 3, 5 kök 3. Bunlara alışıyor ve getirip siz aslında öğrencinin bildiği yerden ters köşe yapmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Siz şu şekilde koyuyor. Siz diyorsunuz ki tamam bunlar herhalde 3 kök 2 eksi 2 kök 2 gibi bir şey olur. Ben çıkartırım kök 2 kalır. Burada da işte 4 mesela 3 kök 3, 5, 2 kök 3 olur. Toplarım 5 kök 3 olur. Yani klasik şu işlemi yapacağız sanıyorsunuz. 2 kök 2 artı 3 kök 2, 5 kök 2 gibi. Bunu bildiği için buradan ters köşe yapıp şaşırtıyor öğrenciyi. Şaşırmaya gerek yok. Zaten sınırları belli, soruların gelebileceği zorluk sınırları. Şimdi çözünce göreceğiz. Ha, soruyu zorlaştırıyorsa anlayın ki içine şey katar. Özdeşlik. Özdeşlikler de 3 tanedir. A kare eksi b kare. Yani kullanılanları 3 tanedir. Bu a artı b çarpı a eksi b'dir. Bunu getirip sorunun bir yerine sokar, soruyu zorlaştırır. A artı b'nin karesi, a eksi b'nin karesi. Bu a kare eksi 2ab artı b kare. Bu da a kare artı 2ab artı b kare. Bunu sorunun bir yerine sokar. Yani karekök sayılarda da olabilir, farklı konularda da olabilir. Özdeşliği sorunun içine sokarak zorlaştırır. Burada da bir özdeşlik var. Şimdi göreceğiz. Şimdi karekök 12 nedir? Hemen içinde kareleri arıyorum. Mesela 2'nin karesi var mı 12'nin içinde? 4 var. Öyleyse şöyle düşünelim. Bunu 2'nin karesi 4 çarpı 3 diye yazayım. Eksi 8'in içinde ne var? Gene 2'nin karesi var. 2'nin karesi çarpı 2 diye yazayım. A'yı. B'ye geldim. Kök 27. İçinde 2'nin karesi var mı? 4 yok. 3'ün karesi var mı? 9 var. Öyleyse öyle yazayım. 3'ün karesi çarpı 3. Eksi 18. İçinde 2'nin karesi var mı? 4 yok. 3'ün karesi var. O şekilde yazayım. 3'ün karesi çarpı 2. Şimdi geldik. Şu kareleri bir dışarıya çıkaralım. Çıkarabilenleri. 2'nin karesi dışarıya çıktı. 2 kök 3 oldu. Eksi. Şu 2'nin karesi de çıktı. 2 kök 2 oldu. Burada da 3'ün karesi dışarıya çıktı. 3 kök 3 oldu. Eksi. 3 kök 2 oldu. Şimdi baktık ki 2 kök 3 eksi 2 kök 2. Biz konu anlatımını çalışırken böyle bir şey yapılmaz. Köklerin içi aynı olmadığı sürece toplanıp çıkarılmaz diye öğrenmiştik. Genelde kitaplarda öyle. Burada bir kafa karışması olacak. ÖSYM bunu istiyor. Kafa biraz karışsın istiyor. Peki ne yapacağız? Bize soruda diyor ki A çarpı B kaçtır? Sizden toplamanızı veya çıkarmanızı istemiyor. Bu iki ifadeyi, şu iki ifadeyi çarpmanızı istiyor. Şimdi çarpacağım ama bir şeyleri çarparken klasik matematikteki şey şudur. Ortak olan bir şey var mı? Bir bakalım. 2 kök 3, 2 kök 2. 2 ortak. Onu bir alalım. 2 parantezinde kök 3 eksi kök 2 bu aslında. A. B ne? 3 parantezinde kök 3 eksi kök 2. Bir daha eksi. Ha, şurası artıymış. Oradan. Kök 3 artı kök 2. Şimdi A bu, B bu. Şimdi bunları çarpacağız. Yani 2 çarpı kök 3 artı kök 3 eksi kök 2 çarpı 3 çarpı kök 3 artı kök 2. Şimdi şu 2 ile 3'ü çarpmak kolay. Bu ikisini bir çarpalım. Çarpmada sıra yok. İstediğimizi çarpalım. 2 ile 3'ü çarptık. 6. Geldik şuraya. Kök 3 eksi kök 2 kök 3 artı kök 2. Şimdi bu ne? A eksi B, A artı B. Ha, yakaladık. Özdeşlik kullanmış. Yani A eksi B çarpı A artı B'yi kullanmış. Bu neye eşitti? A kare eksi B kareye eşit. Gelelim. Peki A'mız neydi? Kök 3.
B'miz neydi? Kök 2. Şey diye düşünmeyin. B eksi kök 2 mi artı kök 2 mi alacağım? Zaten o şey önemli değil. Çünkü burada kök 2 yaz karesini alacağımız için karede zaten negatiflik gidiyor. Ama kök 2 aslında kök 3'ün karesini a kare eksi b kareye dönüştüreceğim bunu. Kök 3'ün karesi 3. Kök 3'ün karesi 3'tür. Kök 6'nın karesi 6'dır. Kök 72'nin karesi 72'dir. Çünkü bir şeyin karesini alınca kök gider. Kök 2'nin karesine 2. 3 eksi 2 dedim. Niye eksi dedim? A kare eksi b karenin açımı. 3 eksi 2 1. Ha, bunun bir anlamı yokmuş. Bu ikisinin çarpımı 1'e eşitmiş zaten. Burada 2 vardı. Burada da 3 vardı. Hepsini çarptık. 2 çarpı 3 çarpı 1 6 oldu. Dolayısıyla sonucumuz 6. Yani biz ne yaptık? Şu ifadeleri birbiriyle toplayıp çıkartmadık. Ona dikkat. Zaten adam buraya gelince şey düşünür. Ha, bu köküçleri bir toplasam mı, çarpsam mı kendi arasında falan. Onlara girmiyoruz. Yan yana yazıyoruz ve özdeşlik soruda kullanılmış mı? Son zamanlardaki trendi ÖSYM'nin kareköklü sayılar tarzı konularda özdeşlik kullanıyor. Özdeşlik dediğimde şu üç tane açılım. Şu tarafını yazıyor, bunu istiyor veya bunu yazıyor, şunu istiyor. Genelde şu tarafı yazıyor ki görebiliyor mu adam acaba bunun bir şeyin açılımı olduğunu? Onu kullanıyor.